Adana'da sevdiği kız başkasına verilince sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ardından kafasına tabancayla ateş ederek intihar ettiği öne sürülen gencin cesedi Karahisalı ilçesinde bulundu. Canımdan bile çok sevdiğim birinin olduğunu biliyorsunuz zaten. 19 yaşındaki Ahmet Arslan geçtiğimiz hafta üniversite sınavına girdi. Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanmak isteyen sınavı da iyi geçen Arslan, 2 gün önce sevdiği kızdan ayrıldı. Bu nedenle psikolojisi bozulan Arslan son olarak sosyal medyadan canlı yayın yapıp intihar edeceğini söyledikten sonra kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Bu olaydan sonra gençten bir daha haber alınamadı. Yani kendime bakamıyorum aslında. Yani ne yemek var ne bir şey, tat tuz yok, öyle diyeyim. Elimden geleni yaptım. Sırf ona kavuşabilmek için, yani ulaşmak için. Telefonu çalan ancak cevap vermeyen Arslan'ın hayatından endişe eden babası, amcası ve kardeşleri onun sosyal medyadaki canlı yayınından yola çıkarak Seyhan Nehri kenarı ve ormanlık alanda aramaya başladı. Sınav günü, ya sınavdan önceki gün, cuma gecesi ben öğrendim. Karşımdan aldığımda telefonu, Instagram'da gördüm onları. Ya ister istemez çok zoruma gitti. Ve öyle bir günde öğrenmem. Bir süre sonra aile, Karahisalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ormanlık alanda bir ceset bulunduğunu ve Karahisalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını, kayıp gence benzediğini iletti. Söyledi. İyi olduğunu falan söyledi. İnanmadım. İnanmamakla da haklıydım. Çünkü yine konuştuk birkaç gün önce. Annesi yanındaymış. Bunun üzerine aile Karahisalı Devlet Hastanesi'ne gitti. Baba Abdülhaluk Arslan morga girerek cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Olmadı, bilmiyorum. Biz hep söz verdik. Eğer birbirimize kavuşamasak diye. Yani Rabbim onu benden alırsa bizi de yanına alsın, yani beni de yanına alsın diye hep söz. Arslan'dan geriye yaptığı canlı yayın sevgilisini başkasına verdiklerini ve onu nasıl sevdiğini anlattığı videosu kaldı. Arslan'ın videoda intihar edeceğini söyleyerek herkesle vedalaştığı da görüldü.